Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Gökyüzünde "Karabağ Azerbaycan'ındır" yazılı pankartlar uçarken karada da işgali sergileyen fotoğraf sergisi vardı. "Karabağ Azerbaycan'ındır, işgale son." Bu sözler Los Angeles semalarında görüldü. Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles konsolosluğundan verilen bilgiye göre bu adım Los Angeles sakinlerine Ermenistan'ın işgalci siyasetiyle ilgili bilgi vermek için atıldı. "Karabağ Azerbaycan'ındır, işgale son" pankartlı uçak bütün gün şehir üzerinde tur attı ve herkesin ilgisini çekti. Ayrıca Karabağ gerçekliklerini yansıtan dijital afişli araçlar da gün içinde Los Angeles sokaklarında dolaştı. Afişlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın %20 toprağını işgal ettiğine dikkat çekildi. 1 milyondan fazla Azerbaycanlının ana yurdundan edilmesine ve Hocalı soykırımına ilişkin bilgiler verildi. Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Ayev, şehir yönetimine işgalci bir devletin başbakanının gelişine itiraz mektupları da gönderdi. Ermenistan'ın komşusuna karşı işgalci siyasetine dair haberler yerel basında da yer aldı. Los Angeles'ta 500,000 Ermeni yaşıyor. Amerika'da Ermenilerin en çok yaşadığı şehirde gerçekleşen bu eylem, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan'la dijital savaşta bir başarısı olarak değerlendiriliyor. Ermenistan, Azerbaycan'a 1988 yılından başlayarak hak iddiasında bulundu. 1992 yılında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde bir gecede Hocalı'ya saldırarak vahşi bir katliam yaptı. Ardından da dış destekle ve Azerbaycan'daki iç karışıklıkları fırsata çevirerek %20 toprağını işgal etti. 1994 yılında taraflar arasında ateşkes imzalanmasına rağmen cephede gerginlik hala sürüyor. Son olarak pazar günü Ermeni askerleri cephedeki bir Azerbaycan askerini şehit etti.